bana sorsaydın ben sana söylerdim. Hülya Avşar'ın yaptığı şey, Hülya Avşar şu anda meclisteki salı toplantıları gibi nasıl Cumhurbaşkanı konuşuyor, muhalefet lideri konuşuyor, diğer parti liderleri konuşuyor, salı toplantıları. Hülya'nın da Tarabya'da balıkçısı vardı, oradan salı toplantıları gibi konuşuyordu balıkçı çıkışında ya, Hülya. Ya saçmalama, kadının ya, dizileri, sineması, şuyu buyu, yıllarını vermiş, emek vermiş. Ama Hülya'nın yıllarca o balıkçının önünde Hülya'ya bir basın toplantısı yapılıyordu. Ve o basın toplantısında o da ne yapsın, bütün basın oraya gidiyordu. Hadi bir şey söyle. Ve eğlenceli, sonra kendisi de söyledi zaten. Ben saçma sapan şeyler anlatıyorum. Bütün tabii hafta bunları konuşuyorlar. Sonra tekrar bana geliyor. Şu anda memleket siyaseti Hülya Avşar'ın balıkçı önü basın toplantıları gibi şu anda. Salı toplantıları yapılıyor. Bütün hafta bütün haber kanallarında falan, o niye öyle dedi, bu niye böyle dedi. O zaman magazin öyleydi, şimdi magazin öyle değil mesela. Magazinin şu anda ne var başka? Nasıl buluyorsun şu anda magazini? Ben hiç bilmiyorum nasıl magazin. Ben de hiç bilmiyorum. İçinde hiç yok, hiçbir şekilde bilmiyorum. Magazin Türkiye'de ulaşması gereken doğru yere ulaştı. Ya, artık kimse bilmiyor. Yani doğru yer orasıydı. Güvenilirliği. Ben de hep bunu diledim zaten. Evet. Yani öyle, o kadar yoğunlaşacak, öyle bir yere ulaşacak, öyle evrilecek ve gökyüzüne çıkacak ki artık ondan haberimiz olmayacak. Yani o kadar iyiler ki kimse bir şey bilmiyor. Ben bazen magazin programlarına bakıyorum. Neler neler var. İyi, yani eskiden bir kişiyle, yani mesela benim bir magazin haberim 20 dakika 25 dakika filan sürüyordu. Tekrar oynatıyor, tabii, tekrar tabii, şey yapıyorum, tabii, tekrar şey yapıyorum falan filan. Şimdi 10 saniyede 5 dizi yıldızından bahsediyor. Öyle mi? 10 saniyede. Onu öptü, onunla yattı, onunla kalktı, onunla geldi, onunla evlendi, ondan çocuk sahibi oldu falan filan. Saniyeler içerisinde aşık oluyorlar, beraber oluyorlar, çocuk yapıyorlar, hatta ölmeleri bile mümkün. O kadar çok isim, yani bu tabii ki anlıyorum, enflasyonu işaret ediyor bu ve müthiş. Ama şöyle bir şey, 90'lı yıllarda alıştığımız için bazen çok hoşuma gidiyor magazin programlarına bakmak. Ben çok tatlı geliyor bana. Yani ben tatsız bir dönemini yaşadığım için gerçekten tatlı gelmiyor bana. Aa, magazinde röportaj yapmıyor muyum bir yerden çıkarken? Tabii ki yapıyorum. Albümle ilgili sorarlar, tabii ki cevap veririm. Ama zaten bu bir senedir, son bir seneyi soruyor. Zaten hiçbir yere çıkmadığımız için. Eskisi gibi bir yerde de restorandan çıkışta öyle kameralar gelsin falan yok. Ya buraya gelirken buranın magazini mesela, aa Gülben Hanım albüm hayırlı olsun, İki tane soru sordu, teşekkürler dedim, geldim buraya. Magazin gündüz kuşağı programlarında namus bilir kişilerinin eline düşmüşçesine insan hayatını yargılayan, gerçekten masaya yatıran ve demin de senin söylediğin gibi o saatlerce, yani haberin giydi, selülütü varmış, kıyafeti böyleymiş, albümü tuttu tutmadı, şarkısı da güzelmiş, geçti, sıradaki haber gelsin değil. Saatlerce süren yargılama sürecine zaten çok karşıyım. Hayatımın bir dönemi bunlara üzülerek ve bunları önemseyerek geçti. Ziyan zebil Allah'ım güzel günlerime. Çok vazgeçtim bundan. Kafaya taktın bundan mı çok? Ay, taktın. Ben taktım. Hatırlıyorum annemin, ben de kafaya tabii taktığını. Tabii ki taktığım dönemler oldu. Gerçekten insanın hayatımdan çalıyormuş yahu. Olur mu? İnsan oraya saplandı mı, oradan çıkış yok. Hem kendim takar, annem yüzünden de takardım. Komşular ne diyecek? Teyzenler duymuş. Ahşeler böyle söyledi. Bilmem neler sordu. Ne sorduysa anneme de söylemiş. Sus, kapat, sakın seyretme. Birisi sorarsa bana da söyleme. Hiç alakamız yok anne bu durumda. Gel sen de başka şeyler. Yani ona anlattığım zaman zaten içimde beni anlayıp gördüğü zaman o da artık sormuyor. Benim de hiç hayatımda nasıl o noktamda yok ya. İyi anneciğim, iyi. Hı? Sağlığı da, keyfi de. Annem nasıl korona olmadı ona çok seviniyoruz. Dün büyük niye, oğlum... Ne yapıyordu ki, nasıl olmadı? İki gün önce beraberdik. İki gün önce beraberdik. Yani testten iki gün önce beraberdik. Kısa reklam arasına gidiyoruz. Sonra sen çünkü Covid-19'a yakalandın virüse ve atlattın. Geçmişler olsun. Hemen reklam dönüşü soracağım onda.
Hanımlar beyler, nokta canlı yayında Gülben Ergen'le söyleşmeyi sürdürüyoruz. Şimdi bu Covid'den bahsedelim. Yani bu pandemi döneminde yakalandın. Evet. Nasıl yakalandığını anladın mı? Anlayamadım, çözemedim. Çünkü yanımdakilerden dolayı çözemedim. Yani bir sene bu kadar dikkat ettikten sonra bu albüm çekimi yaptık. Stüdyoya gittiğim dönemde, yani Taşkın, Tarık, ben 3 kişiydik zaten stüdyoda. Üçümüz de maskeliydik. Mesela onlarla hiçbir şey çıkmadı. Zaten bu fotoğraf çekiminden çok şüphelendim. Styling, kuaför, makyöz, biraz kalabalık orası. Herkes maskeli olmasına rağmen kapalı bir ortamdı. İbo Show'dan, hani Nilgün Belgün vardı, o programdan hemen sonra Covid oldu. Acaba oradan mı dedim ama süre fazlaydı. Ben internetten alışverişi çok fazla yapıyoruz. Her şeyimizi oradan alıyoruz neredeyse. Eve gelen paketlerden geçtiğini düşünüyorum. Yok, sanmıyorum ya. O boş yere marullar sabunlandı bunca zamandır. Ne sirkeli sular kapının önünde durdu ama pıspıslar sıkıldı falan filan. Ama asıl etki tabii ki bir bulamadım. De insanların tabii boş bulunması. Yani bazen de kişiler hele hele bir masaya, ya biz zaten asıl komik olan da maskeyle geliniyor. Şimdi bu restoranlarda tabii ki hiçbir dükkanın kapalı olması, benim de restoranım var Bodrum'da. Evet. Barım var kapalı, burada kabarem kapalı. Ama insanlar şöyle bir şey var, yani sokakta ağaçlar saldıracakmış gibi maskeyle geliyorsun. Birileriyle buluşmaya masaya oturuyorsun ve o masada yemek yenilecek diye herkes çıkarıyor. Evet. Zaten yakın mesafe ve bir saat iki saat aynı masa paylaşıldıktan sonra, yani ben paketlerle ilgili oldu. Bir de şeye de çok üzülüyorum. Kuryelere, evet, kapının önüne bırak. Ya ne kadar. Böyle yani adamcağız, evet, senin, evet, paketini taşımış getirmiş. Tabii ki oraya. Görevi, tabii ki mesleği ama... Bir yandan da hani ona muamele, hani eve Covid-19 gelmiş gibi adama bakmaya da gerek yok. Bu duygusal olarak çökertir. Peki, bu işi yapanları. Peki restoranların HES koduyla girilip açılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun mesela? Artık eğlence sektörü bu kadar, yani restoranlarda konserler, müzisyenler, yani sadece şarkıcılar değil ki. Yani HES ama benim de HES... Senin mekanın HES koduyla açılsa açmaz. Ben mekanımın açık olduğu süre içerisinde, yani sonbahar aylarında oyun oynadığımız süre içerisinde zaten HES koduyla aldık. Tamam. Evet, zaten öyle yaptık ama şu anda AVM'lere giriş ya, varsa. Ya mesela ben hemen uygulamayı indirdim. Bir takım arkadaşlarım dedi ben ki de hemen indirdim. Aşıyla bize çip takacaklar gibi, uygulamayı indirirsen şöyle olur falan filan, seni izlerler filan. Yahu kardeş, sen zaten Instagram'da, Facebook'da filan zaten her bütün aile izleniyor. Sırlarını ifşa etmişsin. Tabii. Yani Allah aşkına, Sağlık Bakanlığı uygulaması değil, hemen uygulamayı indirdim.